Geçen gün Almanya'ya gittik Şebnem'le beraber. Berlin'e. Şebnem'in kardeşi oradaydı. Onu ziyarete gittik. Evet. Ben de Şebnem... Canım kardeşim. Seni çok seviyorum. Ben de yolculuğumuzu belgeleyen bir video yaptım ama video öyle bir kesit kesit editli bir video oldu ki. İnsanlar seyredecek zaten. Seyrediyorlar. Hey guys. Biraz heyecanlıyım. Çok kullanır mısınız? Bak ben maskeyle duruyorum. Bunları görüyor musunuz? Maskesiz maskesiz duruyorlar. Size pandemi bitti mi? Uçak yolculuğumuzun ardından Çiğdem'le buluştuk. Çiğdem bizi karşıladı kapıda. İyi kavuşma. Deminden beri takı şapkanın içinde ne varmış? Bunu çıkarmadan takmışım. Şuradaymış böyle. Böyle duruyormuş. İşte benim karım da böyle bir keko. Keko değilim ben. Bu da keko kardeşi. Bu da benim keko kardeşim. Geldik, sonunda indik. Benim ilk hissiyatım İzmir Çankaya'ya çok benziyor. Bakın, çalışan bir adam. Görüyorsunuz değil mi? Çilekeş. Odaya baksana, tuvalet dışarıda, banyosu. Gel Almanya oda turu yapalım, dur. Oda bekle. Turu mu? Oda turu bu kadar. Kendi etrafımızda sadece şöyle dönebiliyoruz. Ama çok şükür tuvalet... Nerede lan tuvalet? Evet, odamızın girişi burası gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın tuvalet nerede? Burada şunu çeker misin? Burası. Burası bu arada şey yani aslında fena da bir otel değil ama tuvaleti böyle ayrı yapmışlar. Banyoyu da salonun ortasına koymak gibi olmuş bu banyoyu. Ortaya yere banyo koymuşlar. Hemen buraya bir çalışma masası koymuşlar. Tamam. Sen geç anlat, ver bana. Hayır, sen anlat. Ne anlatacaksın? Burada gördüğünüz gibi bir televizyonumuz var. Yataklar. Dar ya, iki kişi anca çok zor hareket ediyoruz. Burada çalışacağım ben. Burada. Dar bir yer. Burada ne yapacağım biliyor musun şef? Nasıl yapıyorum montajı? Çalışacağım. Şık 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 şık. Sonra böyle bağlanacağım. Alo, bizi kıskanmayı bırakın. Bizim otelimiz güzeldi ama oda çok küçüktü lan. Her şeyi içinde barındıracağız diye ufacık odaya... İşte mesela yatağın hemen yanına şey koymuşlar, duşakabini koymuşlar. Evet, tuvalete de giriş de ayrıydı tamam ama güzel temizdi ya, bembeyazdı. Sadece görevlilerin anlayışı biraz garip mesela. Kapıyı adam çat diye girdi ben içerideyken, görevli. Ben çok şaşırdım hatta, nasıl falan diye. Ha, adam gelmemi istemiyorsanız şey alsın dedi, askı alsın dedi ama içeride olduğumu biliyor olması lazım onun. Yok hayır, öyle olmasa bile kapı tıklatılır ki. Tıklatılır. Bu adaptır yani. Zaten sonra baktım. Dingin diğer... ağrına mı giriyorsun? Yani sonra baktım. Orada cıvıl cıvıl duruyordum belki. Sonra baktım mesela diğer kapıyı tıklatarak girdi. Bize niye tıklatmadan girdi anlamadım yani. Diğerine housekeeping yaptı. Bize blok diye girdi. Hiçbir şey demeden. Sen yoktun orada da ben hani aşağıdaydım yani. Evet. Ben de dedim hayırdır. O dedi yani şey. Sonra çıktı. Böyle böyle. Göç hikayeleri. Evet, göçen biri var şu an karşımızda. Neden göçtüm? Neden göç? Çünkü... Bize biraz anlatırsınız. Bunun cevabını verirse bu videoyu yayınlayamayabiliriz. O yüzden bu soruları daha yumuşak sorular soruyoruz. Hayır, buraya alıştın mı daha yumuşak sorular? Alıştım. Buraya alıştın mı? Alıştım. Demokrasi burada muhteşem. Bak sokacağım demokrasine şimdi. Demokrasi durma, ben onlar biraz sultan atıyor sana. Ayrıca burada çok güzel ya yaşamak. Yemek burada rezervasyonla. Bizim de bugün ilk günümüz. Sizin hissettiğiniz ne çıkıyor? Ben anlatıyorum burada sarsak. Siz orada konuşuyorsunuz. Neyi konuşuyoruz? Ne bileyim, konuştunuz işte ikiniz arkadaşlar. Yavaş dedim. Yavaş yürüyorum. Ben de... Arkalık takılıp düşeceğim. Ben de kameramanı ezeceğiz dedim. Bu kadar. Kıskanmalan köpek. Türkiye cennet ama. Türkiye'yi kıskanma. Türkiye cennet. Çok cennet kıskanıyoruz. Tabii. Kıskanmayacaksınız lan. Bizim paramız burada hiç değeri yok. Oğlum bir kere su. Türkiye'de bir değeri var. Bak sokacağım ha. Canımı sıkan açıklamalar yapmasın. 18'e çarpıyoruz lan. Su çok pahalı. Şimdi ne yapıyoruz? Alman marketine gireceğiz. Bu markette küçük bir alışveriş yapacağız. Pahalı, 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 pahalı. Ya TL'ye vurmayacaksın oğlum. Burada euro kazandığını düşün. Euro kazanırsan 3.29 vermez misin yani? Vermem. Türkiye'ye gelirim. Oradan alırım. Oğlum zaten yani. Almanya'da bir de şey çok enteresan geldi bana. Biz bayağıdır yurt dışına çıkmıyorduk Şebnem'le beraber. Pandemiden önce çıktık en son çıktığımızda. Evet. Ondan beridir ne çıkıyoruz ne ediyoruz hiçbir şey yaptığımız yok. Tabii bu süreçte ekonomimiz o kadar şey oldu ki hani maşallah şahlandı ki orada mesela bir şeye 1 euro, 2 euro yani 1 birim, 2 birim, 3 birim gibi paralarla bir şey alınabilmesi bana çok garip geldi mesela. Bizde mesela 1, 2, 3 liranın bir geçerliliği kalmadı ya artık. Ya önceden de garip geliyordu ki ama. Önceden çıktığımızda aa ne güzel baksana 1 euro diyorduk ama hani o zamanki 1 euro bize koymuyordu. Bana şu anda 2 euro bile tabii, koyuyor. Tabii öyle TL yani, çevirinde evet. Çok koyuyor. O zamanlar da aslında yani aslında Avrupa'nın ekonomisi, Avrupa'da mı diyeyim? Yani çok Avrupa diyeceğim çünkü Almanya'ya daha ilk defa gittim. Genel itibariyle değişen bir şey yok. Onlarda fiyatlar stabil.
Ben BBL şeyiyle geziyorum. Evet. Tamam. Biliyor musun o BBL'in ne olduğunu? Şey, Feritlerim. Vatan aynı. Feritlerim bir şey değil mi bu? Evet, onların e-spor takımının adı BBL diye. Ha tamam. Onları sponsorlu... destekliyorum. Vay, çaktırmadan sponsorluğu yerleştirmişsin. Aynen. Bak, Berlin'de bununla geziyor, böyle bir sponsorluk olamaz. Bunlar da Almanların şeyi galiba. Genco. Tam bir Alman gencosuna benzemiyor mu? Evet. Bunlar çocuğunuzun arkadaşlık yapmasını istemeyeceği tipten insanlara benziyor. Ne alakası var be? Öyle bir şey diyemezsin. Diyemez mi böyle bir şey? Hayır tabii ki diyemezsin. Niye? Çok mutlulukçu mu oldu? Normal insan bunlar. Çok da tatlı çocuklar yani. Gençler bak oturmuşlar oraya. Bak. Ben kara zihinli, çöplük, acayip örümcek mutlu. Zihinli bir insanım ben. Kendimden utandım. Gençler ne güzel oturmuş bak. Özür dilerim. Göster. Fasulye. Fasulyeden kurtulamadım anasını satayım. Fasulye fasulye yeter lan. Bir enteresan bir yeme tekniği varmış. Edamme. Bakın. Edamme. Çok yoruldum ben ya. İkinci gün. Bugün hoponopof yapacağız büyük ihtimalle. Hadi sizi bekliyorum. Güzel kalktınız. Size birkaç soru hazırladım. Aa, soru mu hazırladın? Bizi vegan restoranına getiren Cidem'e de bir alkış alalım. Ya aslında gezdik. Aslında Enis gezdi diyelim. Daha güzel olur çünkü benim yani benim durumumdan dolayı ve Almanya'nın da tarihinden kaynaklı olarak çoğu yerlere girişim ne yazık ki sevdiklerim tarafından yasaklandı. Tabii Holocaust vardı mesela. Bu Yahudi soykırımının olduğu orada yere. Orada sadece anıt yapılan... kısmını görebildim ama müzesine evet. Mesela gidemedim. Müzesini Enis'ler çok gezdi. Çok dramatikti ya. Yani gerçek hayat hikayelerini orada size aktarıyorlar ve çok güzel bir sunum şablonu hazırlamışlar içeride. Aşama aşama işte o soykırımın madde madde gösteriyorlar işte. Nerede başladı, nasıl gelişti. Oradaki ailelerin hikayelerini anlatıyorlar. Mesela şey çok enteresan. Bir yere gidiyorsun yavrum. Orada mesela bir aile... Enis anlatıp ağlatacak mı beni şu anda? Orada bana şey dediler. Sen gelme ağlarsın, üzülürsün falan diye. Kendim üzülür diye istemedi üzülmesin. Ama şöyle bir şey görmek çok enteresandı. Bir ailenin fotoğrafı var. Aile 20 kişilik bir aile fotoğrafı düşün. Hı-hı. Böyle eski fotoğraflar gibi. İşte köyde çekilmiş fotoğraf gibi. Altta şey koymuşlar. O aileden kimlerin öldüğünü koymuşlar mesela. Ya insan o ya. Ya ama 20 kişiden mesela 18'i hayatını kaybetmiş. İkisi yaşıyor hala falan. Ve onların hikayelerini anlatıyor sana. Bir de kulaklık veriyorlar müzede sana. Kulaklığı takıyorsun. Bir anlatıcı anlatıyor gerçekten kulaklıkta. Kulağına anlatıyor böyle. Şöyledir, böyledir, şöyledir, böyledir diye. Etkileyiciydi. O yüzden gelmemen iyi olmuş diyeceğim ama garip olacak şimdi. Ya evet işte şimdi oraya gidip de onları görmek. Ya sınırları falan gördük tabii. Yani o checkpoint falan o kısımları görmek. Berlin duvarını zaten çok gördük ya. Ve bazı şeyleri sosyal medyada o kadar çok görüyorsunuz ki. Özellikle o Berlin duvarında öpüşün iki tane siyasetçinin fotoğrafı var ya. Orada dehşet sıra vardı. İnsanlar sırayla oradaki şeyin önünde, duvarın önünde resim çekiliyorlardı. Şebnem şu anda evet, güzel olan çünkü fotoğraflarını ayarladı. Kardeşim doğru şeyle çekilmiş aslında. Kardeşim insan memnunum, sen insan değilim. O ne demek? Seninkisi korkunç. Ay Çiğdem bizi her yerde çekmiş ya. Kahvaltı falan da çekmiş. Bakayım. Kahvaltı da yörken çekmiş. Sence biraz fazla abartmamış mısın bu işleri? Hayır, abartmadım. Evet, sen fotoğraf çektin mi bizi? Çektim. Hadi görürsün sen şunu göstereyim. Gel göstereyim. Hadi. Gel. Turist gibi herkes bir rüt çekiyor. Almanya'ya gelmişken Almanya'nın meşhur duvarını görmeden olmaz. Bakın işte Almanya'nın meşhur duvarı burada. Ya ben aslında şunu sevdim genel itibariyle. Zaten İstanbul'a gelince de ondan sonra bayağı zorlanıyorum. Normal yani hani zorlanıyorum dediğim kendi çevremizde bile bunu gerçekleşen zorlanıyorum. Çok düz bir şehir. Ya dümdüz. Dümdüz olmasa ama çok harika. Çünkü yürürken yürüdüğünüzü fark etmiyorsunuz. O kadar çok adım atmıştık ki mesela ben o kadar yürüdüğümüzü fark etmemiştim. Ama burada normal şimdi benim belli süreler yürüyüş de yapmam lazım. Yürüyüş için çıkıyorum ve sürekli ben bir yokuş iniyorum, yokuş çıkıyorum, yokuş iniyorum, yokuş çıkıyorum. Böyle bir nefes nefese kalıyorum. Burada yürümek işkenceyken Almanya'da yürüyüş yapmak çok keyifliydi bence. Yani ben zaten bu böyle yerleri seviyorum. O zaman Konya'yı da seversin. Evet severim. Niye sevmeyeyim? Etli ekmeğini de severim. Yemeklerini de severim. Niye sevmeyeyim yani? Almanya'nın hava durumu biraz hakikaten garip yani. Bazen çok sıcak, gölge yerler çok serin. Akşama doğru üşüyorsunuz falan böyle değişken bir hava durumu var. Ama hiç nem yok. Biz döndüğümüzde İstanbul'a indiğimiz aslında hava sıcak değildi. Yağmurluydu.
ama leş gibi bir nem vardı ya. Acayip kötüydü yani buraya indirilmez. Videomuzda nem vardı, nem muhabbeti. Nem. Arkadaşlar zaten yaz da geldi biliyorsunuz. Yani sıcak neyse de nem çok kötü. Evet, nem yaşlı yani. Yaşlı bir çiftin kanalı. Böyle oluyor arkadaşlar. Nem var, nem. Şebnem. Çiğdem. Aa, çiğdem olmadı. Çiğdem.